Malum olduğu üzere marife ve nekire diye isim çeşitleri vardır. Marife yani belirli olan isim demektir. Nekire ise belirsiz isimdir. Ee, biz marifeleri beş şekilde Arapçada tanıyacağız. Marife bir ismin beş şekil halidir. Bunlar şöyle. Evet. Vel marifetu hamsetu eşya beş şeydir. Marife beş şeyde olur. Şöyle bakalım. Bir, İsmul mudmar. Mudmer yani zamir demektir. Zamir isimleri. İşte ene, ente, enti, huve, hiye, hunne gibi bütün zamirler marifedir. İki, vel ismul alem. Ne gibi? Nehvu, mesela zeydün, Mekke'de, Türkiye, işte Fatime, yani Alem Ömer, Amr gibi böyle özel isimler. Hepsi marifedir. Vel ismul mübhem. İsmu mübhem ise işaret isimleri dediğimiz Haza, Hazihi, Haulai, Ulaike gibi bunlara ismul mübhem denir. Yani Haza da aslında bir isim demektir. Bu diyorsun dolayısıyla bu da marifedir. Çünkü işaret edilen demek ki tanınıyor, biliniyor. Vel ismu lezi fihil elifu vel lam. İçinde elif falan başında elif falan bulunan isimler marifedir. Nehu ne gibi? Mesela arracul vel gulam yani el gulam başında harfi tarif yani dediğimiz elif lam bulunduğu için bunlar marifedir. Bir de Beşinci marifelik özelliği ki bu çok çok önemlidir. Yukarıdaki bakın ma udife ila vahide min erba'a şu dördüne idafe olunan isim. Yani bir isim nekire de olsa bu dördüne idafe olursa mesela bakın kita şöyle kita bun. Bu normalde nekiredir. Ama sen desen ki benim kitabım mesela eneye İdafe edeceğim. Kitabi deseniz bu kitap marife olmuş oluyor. Ya da e, Zeyd'in kitabı. Kitabu Zeyd'in deseniz kitap kelimesi marife oluyor. Çünkü idafe olmuş bir marifeye. Ya da kitabı e, kitabu Haza bunun kitabı yine bu kitap marife olur. Bir de e, Elif ve Lam olan mesela e, medresenin kitabı. Kitabul Medreseti Ki, ya da kitabı racul, her raculu kullanalım. Kitabı raculi Dolayısıyla bu kitap racul olan yani bir marife isme idafe olunduğu için bakın maudife o da marife oluyor. Bu şekilde ezberleyelim inşallah. Marife demek ki beş şeydedir.